Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Amerika tor hücumuğu münasibetlik Xitay şirketi ve şahıslarına ceza yürgüzdü. Amerika hükümeti tor hücumuğu çetilgan Xitay şirketi ve şahıslarına ceza yürgüzgenden başka 7 Xitay hakkırını yer şari ve tor hücumuğu çetişlik buluş bilen ayıpledi. Amerika avazının haberinde bildirilişçe Amerika hükümeti 25 Mart bir Xitay şirketi ve bu şirket bilen münasibeti bar 2 Xitay'a ceza yürgüzgenlikini ilan kılgan bulup bunlar Xitay rejimini kollaş bilen ayıplengen. Bu hakkırlar Amerika'nın muhim ul əslahalarına karşı köpxil yaman gharazlik tor hücumu qozgan. Şunun bilen birge Amerika hükümeti yana mezkur 2 Xitayını öz içige alğan 7 hakkırını siyasi öktikiler, Amerikalıq siyasi yollar ve karxanalarını nişan kılgan yer şarifi tor hücumu hareketlerine katnış bilen ayıbligen. Amerika Maliye Ministerliğinin bu ayakta ilan kılgan bayanatıda məlum buluşca, cezalanan Xitay şirketi Wuhan Shaoruji Teknik Çeklik şirketi bulup, bu Xitay Bihaterlik Ministerliğinin niqab şirketi hesablandıken. Bu cezalaş hareketi Amerika Adliye Ministerliği, Federatif Tekşürüş İdarisi, Taşkışla Ministerliği ve Angliya Hükümeti birlikte işgı aşırgan ortak hareketinin bir kısım ekken. Amerika Maliye Ministerliğinin eğitişçe Xitay rejiminin kollaşıdaki yaman gharazlik tor hareketi Amerika devlet bir xatirlikigi nispeten yanılı en çoğun ve izgil devamlaşıp kilovatkan tehditlerinin biri ekken. Amerika Maliye Ministerliği bayanatıda Xitay'nın APT-31 deb atıldığan mezkur hakkırlık torunun Aksaray Adliye Ministerliği, Saudi Ministerliği, Maliye Ministerliği, Taşkışla Ministerliği'deki Ali Emeldarlarını, onlarının meslehetçilerini ve parlament azalarını nişanlı kallıqını tehditliyken. Mezkur hakkırlar toru Xitay Bihaterlik Ministerliği karmakıdaki Xubi Ölkülük Bihaterlik Nazareti'de işleydiğen bir türküm Xitay istihbarat xadimlerden terkip tapkan bulup, onlar Xitay rejimiga vakaleten tor casusluk hareketi qozg'aydigan. 2010 yili ular Wuhan Shaoruji Teknik Çeklik şirketini qurup tor casusluk hareketlerini niqablash uchun ishlatgan. Pakistandagi bombali hujumda 5 Xitay öldi. Xitay injener ve işçiler Pakistan'da özünü qoşup partlatish hujumiga uchurgan bo'lib, hujumda 5 Xitay öldi. Al Jazeera torining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha 26 mart bir o'zini qo'shib portlatquchi mashinasini Pokistonning g'arbiy shimolidagi to'sma qurilishiga ketayotgan Xitoy injenerlarining mashina atrofiga soqqan bo'lib, mashinadagi 5 Xitoy bir Pokistonlik shofyor o'lgan. Bu bir hafta ichida Pokistondagi Xitoy mablag' solgan qurilish turlariga aloqador 3-chi qatimliq hujum bo'lib qolgan. Aldıngı iki qetimlik hücumda Pakistan'ın garbi janubidiki Balochistan ölkisige jaylaşkan hava armiya bazisi ve strategilik port şehri nişanga eylinğen bolup, Xitay mezkur rayondaki ul əsliha kuruluşu türüge milyard dollarlap mablağ salgan. Rayonluq saqçılarının Reuters agenetliğe aşkarlışca, hücumğa uçurgan kuruluş ətirdi xadimleri İslamabad'dan Xaybar Paxtunxova vilayetidiki Dasu su elektrik stansının tosma kuruluş ornağı qarap yolga çıkan. Hücumda 5 Xitay ve onlarının Pakistanlıq şoförü ölgen. Xabarga asaslanğanda ölgen 5 Xitayning 4-i kuruluş işçisi, biri injener ekan. Özünü qoşup partlatish hücumi Şanla nahisining tağlıq rayonidagi bir tağ yolida yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha minglagan Xitay yerlikdagi Xitay mablag' solgan turlarda ishlaydi ekan. Dasu rayonida ilgirimi hücum vaqalari yuz bergan bo'lib, 2021 yili Xitaylar o'ltirgan avtobus bomba hücumiga uchrab, 9 Xitayni o'z ichiga olgan 13 odam o'lgan edi. Bir necha kun ilgari Pakistan bexatarlik qismlari Balochiston o'lkasining port shahri Gwadar rayoniga hücum qilgan 7 qurollikni etib öldürgen bolup, Xitay bu rayonda muhim mablag' turlarini yo'lga qo'ygan. Xitay injenerleri Pakistan'daki bir qancha quruluş turida ishlayotgan bolup, bu turlar Xitayning bir belvaq bir yol savdo planiga munosabatlik ekan. Xitay-Pakistan iqtisodiy koridori hamkorlik planiga asosan Xitay ul əsliha turlariga 65 milyard dollardan ortiq mablag' salgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bugun bu haqdagi savolga javob berib, Pakistanda yuz bergan voqeani qattiq ayiblaydiganligini, Pakistan hukumatı bilan hamkorlashib, Pakistandagi Xitoylarning qurilish turlarining bexatarligini qo'g'daydiganligini, shundaqla Pakistandagi Xitoylar va shirkatlarning bexatarligiga diqqat qilishi kerakligini bildirdi.
Xitoy hakkerlar grupsi Yeni Zelandiyaning parlamentoriga hujum qilgan. Yeni Zelandiya hukumatı Xitoy rejimining qo'llashidagi hakkerlar grupsining parlamentoriga hujum qilganligini bildirdi. Amerika vazining xabar qilishicha, Yeni Zelandiya 26 mart Xitoyni ayiblab, Xitoy rejimining qo'llashidagi Xitoy hakkerlarining 2021 yili to'r hujumi orqali Yeni Zelandiya hukumatining sezgir kompyuter tizimasiga suqunib kirganligini bildirgan. Yeni Zelandiyaning josuslikka qarashtirish organining aytishicha, APT 40 deb atildigan Xitoy rejimini orqitirak qilgan hakkerlar grupsi Yeni Zelandiyaning parlamentoriga ulangan kompyuterlarga buzg'unchilik qilgan. APT bo'lsa, izchil davomlashgan alohida tahdid degan so'zlarning qisqartilmasi ekan. Yeni Zelandiya bexatarlik ministri Judith Collins bayonot e'lon qilib, kuchlik texnikalik baholash orqali mazkur tor hujumiga mas'ul guruhni farqlandiraliganligini bildirgan. U bayonotida mazkur tor Yeni Zelandiya hukumatining unumli ishlashiga yordam beradigan muhim uchurlarni o'z ichiga oladi. Biz bu uchurlarni barliq yomon g'arazlik tor tahdididan qo'g'dishimiz kerak degan. O'xshash kunda Amerika bilan Angliya tor hujumiga chetilgan bir Xitoy shirkati va 2 Xitoyga jazo yurgizgandan boshqa 7 Xitoy hakkerni yarishari xarakterlik tor hujumiga chetishlik bo'lish bilan ayiblagan edi. Asiyaning milliarderlar poytaxti Xitoydan Hindistonga yo'l keldi. Nikkei Asiya media organining bosh shtabi Shanghayga joylashgan Harun tadqiqot institutini manba qilgan dokladiga asoslanganda, Hindistonning Bombay shahri 92 milliarder bilan Beijingni orqada qoldirib, Asiya qit'asidagi milliarderlar eng ko'p shaharga aylangan. Dokladga asoslanganda, New Yorkda 119, Londonda 97 milliarder bor bo'lib, Bombay 92 milliarder bilan dunyo bo'yicha 3-chi o'rinda turgan. Hindiston miqyosida jami 271 milliarder bor. 92 milliarder bar bo'lgan Bombay shahrining iqtisodi 2023 yili 7.5% oshgan. Davlatni asos qilgan baholashda Xitoy 814 milliarder bilan 1-chi o'rinda turgan bo'lsa-mu, Xitoydagi milliarderlar soni 2022 yildagiga solishtirganda 155 kishi azaygan. Amerika 800 milliarder bilan milliarderlar ko'p davlatlar tizimligida 2-chi o'rinda turgan. Amerikaning o'zak ishlab chiqaruvchi shirkati Nvidia'ning bosh ijroiya amaldori Hongren Shun 48 milliard dollar mablag'i bilan tizimlikdagi oldingi 30 kishining ichiga kirgan bo'lsa, Google, Meta va Microsoft xo'jayinlarining boyligida mo ko'rinarlik ish ko'rilgan. Rossiya hujumining orqasida Amerika, Angliya va Ukraina bor dedi. Rusya Bexatarlik İdarisi FSB başlığı Aleksandr Bortnikov 22 mart kechda Moskvadagi Krokus konsert zalida yuz bergan terrorlik hujumining perde orqasida Amerika, Angliya va Ukrainaning borligini ilgari surdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rusya Federativ Bexatarlik İdarisi başlığı Aleksandr Bortnikov Rusya Bosh Taftish Mahkamasining kengaytirilgan yig'inidan keyin bayonot e'lon qilgan. U Moskvadagi terrorlik hujumining perde orqasida Amerika, Angliya va Ukrainaning bor yo'qligi to'g'risidagi savolga biz shundoq deb o'ylaymiz. Yuz bergan fojia to'g'risida to'xtalyapmiz. Bu umumiy uchur, ammo ularga ko'p foydali bo'ldi deb javob bergan. O terrorlik hujumini paydo qilganlarning Ukraina tabaligiga o'tib ketishni planlaganligini eskertib, bularni Ukraina zaminida kutib turgan kishilarning borligiga munosabatlik dastlabki yopuchiga ega ekanligini bildirgan. O Amerikaning Rossiyaga qarshi terrorlik hujumi yuz berish ehtimolligi to'g'risida uchur berganligini va buning nazarga ilinganligini, ammo uchurning umumiy xarakteriga ega ekanligini bayon qilgan. Poytaxt Moskvada yuz bergan terrorlik hujumida 139 kishining hayotidan ayrilib, 100 dan ortiq kishining yaralanganligi e'lon qilingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hujumni sodir qilgan 4 terrorchini o'z ichiga olgan 11 kishining tutilganligini uqtirgan edi. Hürmetli körmeler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman bol gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.